Merhaba arkadaşlar. phphocam.com'a hoş geldiniz. Bu dersimizde while loop döngüsünü öğreneceğiz arkadaşlar. Loop döngü demek. JavaScript'te buna benzer bir ders görmüştük. Bu sefer bunu PHP'de nasıl uygulayacağımızı öğreneceğiz. Ne işe yarıyor dersiniz arkadaşlar? JavaScript'te açıklamıştım ama bir daha açıklayayım. Örneğin kontrol panelinizde site oluşturdunuz, kontrol panelinizden bir makale yayınladınız. O, o makaleleri, e, o makalelerden istediğiniz kadarının ana sayfada ya da herhangi bir sayfada gözükmesini istiyorsunuz. 5 tane, 10 tane, e, o kadarını gözüksün istiyorsunuz. Bunu while loop döngüsüyle uyguluyorsunuz arkadaşlar. Tabi repeat, e, repeat de, repeat region yönteminde uygulayacağız arkadaşlar ileride. Şimdi dolar işaretini koyarak bir tanımla, değişken tanımlayacağım arkadaşlar. Hemen şuraya do dolar işaretini koyuyorum dolaş şartımı koydum. Bir değişken tanımlıyorum. Ben say diye bir değişken tanımlayacağım. Sayı saydıracağım. Say diyorum. Eşittir diyorum. Say dedim. Eşittir dedim. Bir diyorum ve noktalı virgülle kapatıyorum değişkenimi. Ondan sonra while metodumu uygulayacağımı belirtiyorum. Ve nokta e, parantezimi açıp kapatıyorum arkadaşlar. Buraya değişkenimi yazıyorum içine. Değişkenimi yazıyorum. Say diyorum. Ve nereye kadar sayması gerektiğini söylüyorum. Bana 5'e kadar sayıyorum diyorum yani 5'i 5 de almayacak 5'e 5 kadar saymasını istiyorum Küçük eşit 5 olacak Evet şimdi Nasıl yapacağız arkadaşlar Hemen kuyruklu parantezimi açıp Kapatıyorum Bu alan içerisinde kuyruklu parantezimi açtım Bu alan içerisinde devam edecek İsterseniz yanına da yazabilirsiniz fark etmez Yine bunları daha önceki derslerde açıklamıştım arkadaşlar Detaylayamayacağım video uzamasın Evet buraya yazıyorum Eko dedim Eko dedim Şöyle parantez tırnak şartlarımı açıyorum. Arasına numara numara diyorum. Numara dedikten sonra boşluk nokta değişkenimi koyuyorum. Bunları da biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer baştan beri takip ediyorsanız. Değişkenimi yazdım buraya. Şimdi ise bire kattıracağım arkadaşlar. Numara birden sonra numara ikiye geçerken bire kattırsın. Sonuçta bu döngü arkadaşlar. Evet şöyle noktalı virgülle de kapatıyorum. Peki şimdi bunu nasıl artıracağız arkadaşlar? Her seferinde nasıl artacak? Her seferinde nasıl artacak? Bu boşlukların bir önemi yok arkadaşlar. Onu da açıklamıştım. Hemen değişkenimi tekrar yazıyorum buraya. Say diyorum. İki tane artış şartı koyarak increase yani arttır diyorum. Başlıyor yukarıdan okumaya döngümüzü. Tekrar geldiğinde bir arttıracak. Bir daha geldiğinde bir, art, bir daha arttıracak. Yani değişkenimizi bir arttıracak. Bunlar hiç değişmeyecek. Sadece değişkenimiz. Burada tanımladığımız değişken. While metoduyla. şöyle daha net görünce böyle yapıyorum. Kontrol S ediyorum. Bakalım ne olacak. F12'ye basıyorum. F12'ye bastım. Evet. Bir yerde yanlış yapmışlar arkadaşlar. 8'de diyor. 8'de bir, evet şurayı Şurada bir BR oluşmuş. Bunu silelim. Herhalde Shift Enter'a bastım. Yanlışlıkla. Evet, Ctrl S diyorum. Tekrar geliyorum arkadaşlar buraya. Yeniliyorum burayı. Evet, yeniliyorum. Gördüğünüz gibi saydı. Numara 1, numara 2, numara 3, numara 4, numara 5'e kadar saydı. Niye birbirine bitişik? Şöyle şu numaradan sonra bir boşluk bırakmamız gerekiyordu. Ctrl S dedim. Kaydettim. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi numara 5'e kadar saydı arkadaşlar sorunsuz bir şekilde. Peki While metodu bir de do while var arkadaşlar. Genelde bu kullanılıyor. Yani do ile while'i birleştiriyorsunuz. Onu nasıl yapacağız arkadaşlar? Onu da hemen şöyle yapacağız. Yine değişkenimiz kalsın arkadaşlar. Değişkenimiz kalsın. Şu while'i siliyoruz. While'i sildikten sonra. While yerini arkadaşlar. While yerini şuraya. While yerini. Şöyle do diyoruz. Do. while Aslında while'i silmeyelim. Geri alalım arkadaşlar. Geri aldım. Ctrl-Z ile geri aldım. Şunu Ctrl-X ile kestim. Ctrl-X ile kestim kestim. Buraya duyu yazacağız arkadaşlar. while'ı aşağıya alacağız. while'ı aşağıya alacağız şöyle. Ama şu tanımladığımız alanın arasını yazacağız. Yani du başlıyor buradan bu alana sayı while buraya alıyoruz ve noktalı virgülle kapatıyoruz arkadaşlar. Noktalı virgülle kapatıyoruz. E şimdi kontrol edelim. Kaydedelim bakalım. F12'ye basalım yine. F12'ye bastım. Gördüğünüz gibi yine saydı arkadaşlar. Duval metodu ile bize 5'e kadar saydı. Bu, bunu şuradaki e, değişkeni değiştirerek arttırabilirsiniz. Rakamı değiştirerek arttırabilirsiniz. 10 yapalım mesela. Ctrl S diyelim. Evet. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bana 10'a kadar saydı arkadaşlar. Birden başladı. 10'a kadar saydı. Bu böyle arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.